Dilerkent hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte evimdeki hayvanlara bakacağız. Ama nasıl bakacağız? Bebeğimiz gibi bakacağız. Yağmur Dino'ya, ben de Melo'ya bakacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlarım bebeklerimize bakımda ilk önce beslemekle başlıyoruz. Bugün Melo'nun günü. O yüzden onu küçük bir sucukla besliyorum. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için Melo 3 yaşında Rus Finosu bir köpek. Biz onu sokakta kaybolmuş bir şekilde bulduk. Hemen sahiplendik 4 yıl önce ve artık Melo bizimle birlikte. Gerçekten onu ailemizin bir üyesi sayıyoruz ve çok seviyoruz. Melo bu arada yemeğini yiyor. Dino yiyor mu? Arkadaşlar benim çocuğum biraz yani kedim sucuk sevmiyor galiba. Ay kaçıyor. Arkadaşlar sokaktan almıştık. Yani tekir bir kedi. Kaçtı o ama. Şöyle diyeyim, süt içmeyi çok seviyor yani tüm kediler gibi. 5 tane de kardeşi var bu. Bir tanesi. Evet. Arkadaşlar köpeklere bakmak çok daha kolay tabii. Bu şekilde sana sahip çıkıyor. Melo onu da yesin. Arkadaşlar kaptı şu anda Melo. Melo sucuk yemeye bayılıyor arkadaşlar. Bu arada Melo muz yemeye de bayılıyor. Muz da bulursak evde Melo'yu muzla da besleriz. Şimdi ikinci görevimize bebeklerimize bakmaya geçebiliriz. Kedicim niye durmuyorsun yerinde? 2 saniye durmuyorsun yerinde. Sen de bak yine gidecek. Arkadaşlarım Melo'nun sevdiği bir şey de burada işte elimde kemik. Melo yiyecek misin kemiğini? Bakın ayakta durabiliyor arkadaşlar. Hadi gel. Hadi gel. Melo yürü. Hadi gel. Benim oyna. Çocuğumu alıyor. Evet. Arkadaşlar köpekler dediğim gibi daha böyle sahiplenici ve oyun için daha uygun. Bu arada Melo'nun kemiğini verelim mi? Hadi Melo kemiğini al. Al. Bakın şimdi nasıl yiyecek arkadaşlarım. Bu arada bana çok soranlarınız vardı. Şu an kaçırdı kemiğini ve kemiğini kemirecek. Gelin siz de bakın. Köpek bakmak zor mu Dila ablacığım diye. Köpek bakmak evet arkadaşlar biraz zor. Çünkü sabah akşam dışarı çıkarmanız gerekiyor. Bu da bazen zor olabiliyor. Onun dışında evinizde fazla tüy dökmeyen bir köpekse bence gayet tatlı olabilir. Aileniz de seviyorsa siz de bir köpek sahiplenebilir ya da alabilirsiniz. Bu arada Dino nerede Yağmurcuğum? Dino kapının orada bekliyor. Arkadaşlar yine. Kediler o kadar da sahiplenici değiller. Baksanıza hemen kaçmak istiyor. Bakın. Dikkat et yüzünü çizmesin. Evet arkadaşlar kediler birazcık yüz çizebiliyor maalesef. Bakın tatlı ama. Melo ile çok iyi anlaşıyorlar. Melo bak. Melo bak. Evet arkadaşlar bir de soruyorsunuz iyi anlaşıyor mu diye. Şu anda oynamıyorlar ama çok fazla oynuyorlar yani. Şu anda Melo kemiğiyle uğraşıyor. Melo biraz kemiğini yesin sonra devam edelim. Arkadaşlar şimdi bebeklerimizi temizleme vakti. Ben kış aylarında çok fazla köpekleri, kedileri zaten yıkamıyorum. Evet. Köpekleri de yıkamıyorum. Ayda bir yıkamayı tercih ediyorum. Ama haftada bir de şurada göstermek istiyorum size. Burada bir tane böyle köpük gibi bir şey var arkadaşlar. Böyle sıkıyorsunuz, tarıyorsunuz ve köpeğinizin temizlenmesi ve güzel kokmasını sağlıyor. Kuru şampuan da diyebiliriz. Şimdi sizlerle birlikte Melo'ya bunu uygulayacağız. Daha sonra da burada gördüğünüz kedi köpek temizleme mendilleriyle Dino'yu sileceğiz. Bildiğiniz gibi kediler yıkanmayı ve ıslanmayı evet, çok sevmiyorlar. Zaten Dino'cuk, sudan korkuyorlar. Evet sudan da çok korkuyorlar arkadaşlar. Bazı kediler de çok sevebiliyor enteresan. Şimdi buradan Melo'muzun pira tasmasını çıkaralım arkadaşlarım. Ki ıslanıp etkisini bozmasın. Bu tasmalar onları pireden koruyor arkadaşlar. Muhakkak boyunlarında bir tane böyle dışarı çıktıkları için pire bulaşmasın diye takıyoruz. Arkadaşlar şimdi, onlara kedilere gerek yok evet, bu arada. Evet evdeler çünkü arkadaşlar. Bu arada bu videoyu çok istiyordunuz. Köpek bakma videosu, kedi bakma videosu. Arkadaşlarımız da merak edenler görsünler, izlesinler. Şimdi Melo'nun böyle kuyruğundan başlayıp şunu bir çalkalayacağım arkadaşlar. Siz de gelin yaklaşın. Melo da zaten bakın yatıyor. Çok seviyor, evet. Evet banyo yapmaktan kaçıyor ama banyoda da hiç ses çıkarmıyor. Bakar mısınız? Aa, tam bir bebek oldu arkadaşlar. Melo kemiğini yesin. Tamam Melocuğum. Şöyle birazcık sıkalım. Evet arkadaşlarım. Tarak yardımıyla. Şimdi burada da Melo'nun tarağı var. Böyle bizim taraklarımız da eskimişti. Ucu kırılmıştı. Ben de Melo'nun tarağını yaptım arkadaşlar. Bu şekilde böyle güzel güzel tarayarak. Bu arada güzel kokuyor. Evet yavrum. Çok güzel bir evet. Kokusu var. Temizlenmesini sağlıyor arkadaşlar. Böyle çok ıslanmıyor. Üstten ıslanıyor. Çok fazla kurutmaya gerek kalmıyor. Ama ayda bir de yıkıyoruz. Çünkü dışarı çıktıkları için arkadaşlar köpeklerimiz pislenebiliyor. Günde iki kez biz Melo'yu dışarı çıkarıyoruz ki tuvaletini yapsın diye. Evet birazcık maalesef böyle zor oluyor. İki kere çıkarmak ama çıkarmak zorundayız. Çünkü tuvalete gitmesi gerekiyor. Kedilerde böyle bir şey yok. Kedilerde kumu var. Kedi kumu arkadaşlarım. Kedi kumuna gidiyor. Yavrucuğum sence kedi bakmak mı daha zor köpek bakmak mı? Bence köpek bakmak
çünkü sabah akşam köpeği çıkarmanız yani tuvalete çıkarmanız gerekiyor. Bu bence benim için çok zor. Evet. Onun için ama kedinin de şöyle bir zorluğu var arkadaşlar. Çok tüy döküyor. Yani evet arkadaşlar. Bütün kediler çok tüy döküyor. Aynen. Yani bir Sphinx var biliyorsunuzdur belki. Sphinx'lerde tüy yok. Çok seviyorum evet, ben Sphinx'leri ben ama sevmiyorum. Arkadaşlar çok böyle değişik kediler. Bakabilirsiniz yazıp ama çok güzel. Gerçekten hiç tüy dökmüyorlar çünkü tüyleri yok arkadaşlar. Çok güzel kediler. Değişik kediler. Ama onların ücretleri çok fazla. Bir de ben böyle hayvanlara evet, para verilmesinden para yana değilim arkadaşlar. Sahiplenmek çok daha güzel. Bu arada Melo'nun tüyleri kabardı arkadaşlarım. İşte bu kadar. Ay, Melo'ya bu arada ödül maması var. İkisine paylaştıracağız üstü durdukları için. Ve taradık arkadaşlar. Şimdi de Dino'yu silelim mi? Hadi bakalım. İstersen bu mendillerle sen hem Dino'yu sil ben de Melo'yu sileyim. Tam üstüne şey olsun. Tamam. Al bakalım. Mendiller de böyle ıslak mendil gibi ama ıslak mendil asla değil arkadaşlar. Hayvanlarımızın yani bebeklerimizin bu video için vücudunu zararsız... Koklayalım. Arkadaşlar hiç kolonya falan değil. Gerçekten kolonya kokmuyor. Bunları köpük biz gibi kokuyor. Evet mama aldığımızda arkadaşlar mamanın yanında hediye göndermişlerdi ama çok memnun kaldım. Bu arada Dino ıslanmayı sevmediği için. Evet. Melo'cuğum Melo da kaçıyor bu arada. Melo gel 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 hadi gel. Gel burada ödül maması vereceğim daha Melo'cuğum. Evet. Ama temiz olman lazım oğlum. Evet bebekler ne olur temiz olur güzel kokarlar değil mi? Biz de hayvanlarımızı böyle patileri de silelim. Kaçtı mı? Evet. Arkadaşlar evet kaçtı. Öyle Melo'yu da silelim. Gelin şimdi ödül mamasını verelim mi? Hadi gelin arkadaşlarım ödül mamasını açabilirsek. Bakın geliyor Melo zaten. Melo'cuğum ödül maması istiyor musun anneciğim? Hadi Yağmur'cum ıslak ellerim şunu bir açabilir misin? Güzel oldun, güzel koktun bebeğim. Şöyle yüzümüzü de silelim. Evet, bakın. Sevecek mi sizce? Evet, çok sevecek. Hadi Dino'ya da verelim. Dino, yarım yarım paylaştıralım. Kardeş payı. Melo biraz daha büyük oldu şimdi. Melo'yu biraz daha büyük vereceğim. Olsun, Dino'cum kucağına al onu. Burada arkadaşlarımızla beraber yesin, görsünler. Gel oğlum. Hadi bakalım. Kaptı yalnız. Arkadaşlar, jelibon nasıl kapmıştı Melo? Hadi Melo'cum ye. Seviyor musun bu ödül mamasını? Çikolatalı mı acaba bu? Kaptı arkadaşlar. Melo yiyor. Dino'ya bakın. Dino da yalıyor. Dino biraz kibar. Yavaş evet, yavaş arkadaşlar. Yiyor. Kediler daha kibar olduğu için yavaş yavaş yiyorlar. Baksanız ama bayağı şu an sevdiği için evet, galiba kıtır kıtır şey yapmak istiyor. Yemek istiyor. Bak çekiyor. Aa Melo'cum bu senin değil. Melo. Melo çok tatlısın. Evet Dino yiyor şu anda. Başka kalmadı evet, oğlum. Evet bitti size. Aferin. Çok güzel temizlendiniz. Arkadaşlar Dino'yu da yakaladım. Yağmur'dan kaçtı ama annesine kendini temizlettiriyor. Kediler normalde biliyorsunuz ıslanmayı hiç sevmiyor. Melo da kemiğini yiyor. Melo bu arada abi. İkisi de erkek bu kedimiz. Bu da köpeğimiz. Erkek yani arkadaşlar. Dino'nun bu arada tasmasını çıkarmıştık. Tasmasını da takalım ki pireler gelmesin değil mi oğlum? Evet. Zaten seviyor. Hiçbir şekilde problem çıkarmıyor. Melo çok uslu bir köpek arkadaşlar. Bir tek dışarıda diğer köpekleri sevmiyor. O zaman birazcık huysuzluk çıkarıyor. Onun dışında evde hiç havlamıyor. Evde köpek var mı yok mu hiç belli etmiyor. Değil mi oğluşum? Arkadaşlarım bu da diğer kedim Kamboç. O da yine sokak kedisiydi ama sahiplendik. Böyle sahiplenmek dediğiniz gibi daha güzel. Kamboç yemesine çok düşkün arkadaşlar. Yemeden tutamıyoruz onu. O yüzden Yağmur onu besliyor. Şuna bakın evet, çok tatlı değil mi? Çok minnoş. Kamboç. Kamboç. Bak 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 gel. Evet gözleri de yeşil yeşil arkadaşlar. Bu arada biz Melo'nun dişlerini fırçalayacağız arkadaşlar. Çünkü köpeklerde diş bakımı da çok önemli ama Melo da sucuğa dikmiş gözlerini. Melo'nun da şu anda dişini fırçalayası yok. Resmen sucuk istiyor. Hadi bakalım. Sucuğumuz bitsin. Daha sonra da Melo'nun dişlerini fırçalayalım. Sucuğumuz bitti mi? Hadi bakalım Melo'cuğum gel. Melo. Bakalım gel. Bak. Tamam bitti zaten sucuk. Tamam hadi gel Melo'cum dişlerimizi böyle kuru kuru. Gel bakalım şey yapacak mı? Videoda bize fırçalatacak mı arkadaşlar? Hayır videoda fırçalatmıyor. Melo'cum şöyle güzelce. Normalde çok sever diş fırçalamayı. Evet bakın arkadaşlar böyle birazcık çürüyen yerleri fırçalıyoruz. Bunlar da çünkü böyle kötü beslendikleri için fırçalatmıyor. Hadi Melo'cum. Uslu bir köpektin ama sen. Arkadaşlarımız öyle biliyor seni değil mi? Arkadaşlarım fırçalamayacak da zorlamak istemiyorum. Kamboç şu anda 4 yaşında. Bu arada hayvanların yaşı 7 ile çarpılıyor. Yani bizim yaşımıza göre hesaplanmıyor. Değil mi kızım? Yani 28 yaşında oluyor. Melo da 5 yıldır bizle birlikte. Yani 5 yaşında. O da 35 yaşında. Only you.
geldik bugün. Melo gel kemiğini gel. Arkadaşlarım görsün seni. Al kemiğini ye bebeğim. Gel. Kemiğini yerken videomuzu bitirelim. Benim oğlum da ilk defa uslu uslu oturmayı evet, başardı. Evet arkadaşlar video boyunca onları besledik, temizledik, çok güzel taradık. Bu arada Dino'nun uykusu gelmiş, Melo oyun istiyor. Bugün yani bugün videoyu izlediğinizde karne günü olmuş olacak arkadaşlarım. Umarım hepinizin karnesi çok iyidir. Yağmurcuğum senin karnen nasıl? Benimki gayet güzel. Tebrik ederim seni o zaman. Arkadaşlar bu arada size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Melo da Yağmur'u öpüyor. Sokak hayvanlarını arkadaşlarım beslemeyi lütfen ihmal etmeyin. Onlar bize emanet. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz tekrar beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz Dilakent ailesi. Hoşça kalın.